Bence şey olması lazım. Biz 4 yıldır Çölyak'la yaşıyoruz. Kızım 4 yıl önce Çölyak'la tanıştık biz. Şu anda Büyükşehir Belediye'mizin de düzenlemiş olduğu aşurine etkinliğine geldik. Derneğimize de teşekkür ediyoruz. Daha önce de erzak kolisi dağıtmıştı, almıştık. Bu çok güzel bir düşünce. Çünkü çölyaklılara hitap eden çok bir yer yok. Birkaç mağaza, market dışında bazen uzak kalabiliyor. Hatta bazı ürünlerden bizim bile haberimiz olmuyor. Ben bazı ürünleri belediyenin kolilerinden gördüm. Bu da onun gibi çok düşünceli. Artmasını diliyoruz. Daha çok yer edinmeyi, yani daha normalleşmesini diliyoruz çölyak hastalığının. Şeref verdiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Cici kız, ismi ne bu cici kız? Yok, şu an Türkiye'de yapıyoruz. Böylesine anlamlı bir etkinliğin gerçekleşmesi. Olsun ki bu bizim için de önemli. 2010 yılında sevgili Bursa sporumuzun şampiyon olduğu sene Bursa Çölyak'ta Yaşam Derneğimizi kurmuştuk. O günden bugüne 6 metrekarelik bir ofisten bugünlere geldik. Tabii burada önemli olan dernekçiliğin yanında birlik olmak, beraber olmak, bunu dinamiklere sesinizi duyabilmek çok önemliydi. Şansımız şudur ki Bursa'da gerçekten bizi dinleyen, bizi anlayan, gönülden bizi hisseden erklerimiz var, dinamiklerimiz var. Bunların başında da sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Aktaş geliyor. Neden? Kendisi göreve geldiği ilk günün belki de ilk imzasını Bursa Çölyak Camiası'na glutensiz, %100 glutensiz bir mekanın açılmasına vesile olmuştu. Allah onlardan razı olsun. 4 yıldır bu güzel tesisi hep beraber işletiyoruz. Derneğimizin iktisadi işletmesi olarak Büyükşehir Belediye'mizin himayesinde gerçekten çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ailelerimizin nefsi taleplerini, çocuklarımızın bütün nefsi taleplerini hamdolsun burada gerçekleştiriyoruz, üretiyoruz, sunmaya çalışıyoruz. Her geçen günde farkındalığımızı da artırıyoruz. İşte bu günlerden bir tanesi de mübarek aşure gününün hürmetine biz de dedik ki Büyükşehir Belediye'mizde sağ olsun Sayın Başkanımız aşurenin glutensizi de en güzeli de Bursa'da olur. Biz de burada geleneksel aşuremizi glutensiz olarak yapıyoruz. İnşallah hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Tabii ki teşekkürlerimiz var, mutlu olduğumuz yanlar var. Tabii ki camianın eksikleri var mı? Elbette ki var. Umut ediyoruz ki ve buradan sevgili başkanım canla başla Bursa için mücadele ederken canla başla çölyaklılar için de mücadele ettiğini bildiğimiz için sevgili başkanım %100 glutensizin çölyaklıların sorun ve sıkıntılarının bir politika halinde getirilmesi yönünde bize hamilik, mihmandarlık yaparsanız bunu Ankara'ya, zaten sizler Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanı olarak da bu örnek rol projeyi Türkiye çapında farkındalığını oluşturabilirsek inanıyorum ki Türkiye'deki çölyaklılarda Bursa'dan doğan güzel bir hizmet olacaktır. İnşallah bunu da inanıyoruz, yapacağımıza eminiz. Merkezi hükümete de inşallah gene Bursa'dan doğacak bir atılımla çölyaklılarımızın ücretlerinin artırılmasından tutun, okul kantinlerinde, eğitim hayatlarında ve iş hayatlarındaki sorun ve sıkıntıların çözümü anlamında da merkezi hükümetimizin çözümlerine ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hazun'un biliyorlar ki hedef 2023 diyorlar. Biz de buradan sesleniyoruz. Hedef 2023 ise inşallah 9 Mayıs 2023'te de çölyaklıların bütün sorun ve sıkıntılarının bittiği gün olarak hep beraber buradan ve Ankara'dan ilan eden bu büyük ailenin hepsini mutlu etmiş oluruz. Sayın Başkanım son olarak şunu söylemek istiyorum değerli misafirler. İnsanlar buraya geliyor, alışveriş yapıyorlar, bizler de destek oluyoruz ama şöyle bir tabir vardır. Zenginin duasını almak da zordur. Parasını da almak, duasını da. İnanın buradan alışveriş yapan herkes, bedel ödeyen herkes hem bedel ödüyor hem de dua ediyor. Bu duanın kaynaklarının en başında da
Sizler geliyorsunuz. Rabbim sizleri var etsin. Bizler de bu yolda gönlümüzü ve ömrümüzü vakfettik Çölyak adına. Sizlerin de destekleriyle güzel hizmetler sunacağız. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Bir farkındalık oluşturalım dedik ve hem Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ki daire başkanımız, şube müdürümüz de burada. Hem de çok kıymetli derneğimiz marifetiyle glutensiz, çölyak rahatsızlığı olan ve glutensiz yiyecekler yemek zorunda olan çocuklarımız için veya bu konudaki bu konuyla ilgili sıkıntısı olan ailelerimizi bir araya getirelim istedik. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir gün olmasına rağmen, hafta sonu olmasına rağmen düğünler, cemiyetler var. Koşup buraya gelmişsiniz. Tabii belki buradaki birçok kişi biliyor ama ben ola ki bilmeyenler varsa çölyakla alakalı nedir çölyak? Çölyak hastalığı nedir? Onunla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücudun bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanmasıyla birlikte ilk belirtiler ortaya çıkıyor. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülüyor. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt tepkileri gibi farklı belirtilerle bu sürece ekleniyor. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkün ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasına ibaret. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan çölyak ve fenilketonuri hastalıklarıyla mücadelede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğümüz nezdinde sosyal desteklerimiz oluyor. Yeterli mi değil? Az önce bir hanımefendi de söyledi. Bu konuyu da özellikle değerlendireceğiz. Bu kapsamda yıl başında ve Ramazan ayında çölyak hastalarının beslenme maliyetleri göz önünde bulundurularak tüm kayıtlı hastalara en çok satın alınan ve tüketilen glutensiz ürünlerden oluşan paketler ulaştırdık. 800 hemşehrimize bunlar ulaştırdı. Ulaştırmaya da devam edecek. Bunun yanı sıra ailelerimize karton altı sosyal destek kartı ile ihtiyaçlarını gidermeleri için destek sağlıyoruz. Tabii Bursa'mızda Çölyak'la Yaşam Derneği'ne belediyemiz tarafından destek verildi ve işte hemen yanı başımızdaki Merinos Bahçesi'nde 4 yıldır glutensiz yerim kafe olarak hizmet veriyor. Az önce hanımefendi de söyledi. Ya burası var belki ama dedi. Bursa'da buraya uzak noktalar da var dedi. Birkaç farklı Burfaş tesisinde en azından ürünlerden bazıları satılabilir mi diye. Dernek başkanımız, daire başkanımız burada. Bence danışmanım Ferhat Bey burada. Yani bir beraberce bir araya gelip bu noktada onların satışını temin etmek için farklı birkaç noktada öyle bir ortamda oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Cenab-ı Allah hepimizi dünyada sınıyor yani bir şeylerle, bir rahatsızlıklarla, efendime söyleyeyim, belki bazı acılarla, bazı eksikliklerle ama fazlalık zannettiğimiz, zenginlik zannettiğimiz konular bile aslında bizim için birer imtihan meselesi. Kimisi belediye başkanlığıyla, kimisi milletvekilliğiyle, kimisi amirlikle, memurlukla hepimizin bir imtihanı var neticesinde. Tabii bu imtihanları geçmek için de takdir edersiniz, bu yolda çok dikkatli olmak lazım, itinalı olmak lazım. Nihayetinde bu hastalık varsa, az önce anneler de söylediler, bir hanımefendi de söyledi, daha henüz 2 yıl önce dedi, tespit ettik dedi, ilerlemiş yaşına rağmen. Yani bu konuda dikkatli olmak lazım ve bu konuda gerçekten dediğim gibi hastalığın daha fazla vücudu etkilememesi adına da bir gayret içerisinde olmak lazım. Allah kolaylık versin diyorum. Rabbim Şafi ismini inşallah şifalar versin. Özellikle bugün çok yoğun programlar vardı. Birazdan büyük orana gideceğim. Bu akşam İnegöl var. Yine merkezde bazı cemiyetlerim var. Gemlik var. Bunların hepsine gece 11-12'ye kadar yetişmeye çalışacağım ama özellikle bu programda olmak istedim. Hem program farkındalık itibariyle yani aşure etkinliği dedim ya biz herkes gerçekten bizler bir aşure denildiği zaman büyük bir hassasiyet gösterir. Ailelerde böyle müthiş bir itina vardır. Herkes aşure yapmak, ikram etmek ister veya ikram edilen aşureden muhakkak surette yemek ister. Ama bugün çölyak hastalarımızı düşünerek onların damak tadına uygun ve onların sağlıklarına uygun aşureler hazırlandı ve inşallah onlar birazdan ikram edecek. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için de burada bulunmak son derece büyük bir mutluluk, büyük bir onur.
Bu konuda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, özellikle böyle bir farkındalık oluşturan çalışma yaptıkları için de şube müdürlüğümüze, daire başkanımıza, ilgili yönetici arkadaşlarımıza, dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim, konu tablosuna biz de güzel, gönülden bir... Alabilirsin, al canım. Hadi içeri yönlendirelim.